Kahramanmaraş'ta doğan sütçü imam, geçimini Uzunoluk semtinde süt satarak sağlıyordu. Ekim 1919 Cuma günü Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan 3 kadın ve bohçalarını taşıyan bir erkek çocuğu gören Fransız Ermeni devriyesinden bir asker, "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçeyle gezilmez." diye bağırıp kadınların peçesini açmak istedi. Kadınlar bu arada bağırarak yardım istediler. Olay yerine ilk müdahale eden çakmakçı Sait, "Gavuroğulları, dokunmayın bacılarıma." diyerek Fransız Ermeni askerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silah olmayan çakmakçı Sait, açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştır. Bu sırada adı imam olan ve geçimini temin etmek için süt sattığı için sütçü imam olarak tanınan imam, yanında bulunan silahıyla ateş açmış ve bir Fransız Ermeni askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştır. Vurma imam! Şimdi devriyeler! Kaç, kaç! Hadi kaç, kaç! Doğru Berkse, ortalık yatışınca döner. Sütçü imam, inancından aldığı güçle milli mücadelenin ilk kurşununu attı. Ermeni askerlerinden biri olay yerinde yaralanıp bilahare öldü. Diğerleri de kaçtılar. İlk kurşunun ardından Maraş Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti harekete geçti ve önce Maraş, ardından Antep ve çevresinin kurtarılması sağlandı. Tembihlidirler, az da hırpalamayın. Tamam. Kusura kalmayayım şimdi. Bir top atımı sırasında barutun ısınan namludan erken ateş alması neticesinde yanan sütçü imam, Alman eğitimhanesinde tedavi altına alındıysa da iki gün sonra 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etti. Camii mezarlığına defnedilen sütçü imam, ilk kurşunun atıldığı Uzunoluk Meydanı'na 1936 yılında belediye başkanlığı yapan Hasan Sükuti Tükel tarafından bir anıt ve çeşme. 1977 yılında da Kıbrıs Meydanı'na Kurtuluş Anıtı yaptırılmıştır.